kendisiyle yaptıkları gösterici olmaya devam edecek arkadaşlar. Nazlı diye ismini veren Nazlı'dır. Tabii kesin değil ama böyle bir... geldiniz. Buradaki eserlerimiz bizim Nazilli'de halkımızın bağışlamış olduğu eserler. Nazilli'de halkımız bize çok değer veriyor. O yüzden eserlerini gelip sizlere emanet ediyor ki sizler görebilirsiniz diye. Şimdi yerine makine dikişi yapılmış, tamam mı? Ve cepkeni şu kollu olan diğerlerini biz kendimiz ayarladık. Orijinal 9'un İbrahim Efe'nin görmüş olduğunuz kıyafeti. Bakın kapanması ile birlikte son çıkan basma, tamam mı? İlk olarak bu şekilde sergiledik. Bunlar ağır. Üstünüze düşerse bakın ben sorumluluk alamam, tamam mı? Sakin. Ben çocukları getireyim buraya. Adet olarak bu... Evet. Bu tabii bir proje. Bunun bir ayağı Nazilli'de olacak. Bunun dışında başka ilçelere de gideceksiniz değil mi? Aydın'ın diğer ilçelerine gideceksiniz. Görülmesi gereken yerleri göreceksiniz. Dolayısıyla yaşadığınız çevreyi bu proje sayesinde görmüş olacaksınız değil mi? Evet. Bugün de Nazilli'desiniz. Teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Estağfurullah. Bizler öncelikle yaşadığımız çevreyi çok iyi bilmemiz lazım değil mi? Bunlar bizim, burası bizim yaşam alanımız. Böyle ufak halkalardan büyük halkalara doğru düşündüğümüz zaman önce yaşadığımız çevre, yeni pazarı öğrenmemiz lazım. Ondan sonra bir büyük daha halka olan komşu ilçelerimiz. Mesela bugün işte Nazilli'desiniz. Nazilli'nin görülmesi gereken yerlerini görüyorsunuz. Geziyorsunuz hep beraber. Ondan sonra Aydın, ondan sonra bu halkayı büyüte büyüte yaşadığımız ülkeyi, coğrafyayı öğrenmek çok önemli değil mi? Bunu ders kitaplarında okuyorsunuz zaten ama aynı zamanda kültür ve doğa gezileri yaparak da görmek çok önemli değil mi? Bilgilerimizi pekiştirmek açısından. Bugün de herhalde öğleden sonra Sümer Bank'a gideceksiniz. Sümer Bank'ta Nazilli için gerçekten çok önemli bir kamu yatırımı. Kurtuluk Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak kalkınmanın sağlanması açısından da büyük fabrikalar kurulmuş. Şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları gibi. Bunlardan bir tanesi de Nazilli'de yapılmış. Sümer Bank'ta bir basma kumaş üreten bir fabrikaymış. Ama sadece bir fabrikanın ötesinde toplumun sosyal ve kültür açısından da gelişimi sağlayacak bir modellemeymiş. Peki gelecekle ilgili... Çekmeye devam edeceğiz. Umarım onlar da mutlu olmuşlardır. Onlar da güzel bir 23 Nisan hediyesi olmuştur. Biz çok teşekkür ederiz her şey için. Ayaklarınıza sağlık. Onların adına ben sizlere çok teşekkür ederim. Vergide de birinci olmuş. O yüzden madalya verilmiş. Şimdi yan odaya geçeceğiz. 50 yılında burada çalışanların yaptığı bir cami maketi. Öyle dokunmuyoruz. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu cami açılabiliyor ve içini de göstereceğim size. Bakın. Böyle bir işleme var. Görüyor musunuz? Onlar var ya, sen sergileyeceğiz.
Yani burada çünkü özellikle ailelerin birlikte çalışmasını esas almışlar. Bununla birlikte işte bir gurur tablosu bağında her bir ünitede çalışan ve ödül alan kimseler. İzmir İktisat Kongresi'nde yeni kurulacak ülkenin iktisadi çizgisi aslında belirleniyor. Hani bilimle ya da belli iki tane yol var zaten. Liberal ekonomik metot ki Türkiye Cumhuriyeti devleti şunu görüyor. Yani bu liberal politikaları bilinen Batı, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri görürsünüz. Tamamında işte Sümer Bankı, numaralarına kadar özel ateş tuğlaları ve tuğlaları bile özeldir. Söyleyebiliriz. Şu bankasında olduğu gibi. Yapımı fabrika açılmasıyla birlikte oradan getirdi. Akort diyor. Akort değil sadece. O olmadı yani. Evet. Şu anda internette ağaç işlemeleri var. Düşünün o dönemde buraya şark köşesi yapılmış. Dolayısıyla fabrika hep böyle sanatla, kültürle bir iç içe. Piyano çok güzel ya. Dallardan böyle. Evet. Pardon. İnsanların pamuklarını sağlayabilir miyim? Problem olmasa sonra niye...